Merhaba arkadaşlar, bugün ben sizlere Linoid programını anlatacağım. Bu bir dijital pano aracı. Burada bildiğimiz okul panolarımızı artık sanal ortamda dijital bir şekilde sunabiliyoruz. Buraya resim ekleyebiliyoruz, video ekleyebiliyoruz, bağlantılar paylaşabiliyoruz, dosya ekleyebiliyoruz. Öncelikle ilk Linoid diye Google'dan sayfamıza girelim. Linoid yazıp girdiğimizde karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Önce üye olmanız gerekiyor. Üye ol, kullanıcı adı, parola, Gmail hesabınızla çok rahat bir şekilde üye olabiliyorsunuz. E-posta hesabınızla üye olabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra giriş sayfamıza kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. Ve istediğimiz zaman artık Linoid'e giriş yapabiliyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada benim daha önce oluşturduğum panolar da var. Yeni bir tuval oluştur diyoruz. Önce tuvalimize bir isim veriyoruz. Tuvalimizin adı müzik olsun. Ve arka plan rengimizi buradan seçebiliyoruz. Yeşil seçelim. Diğer özelliklerimizi buradan seçebiliyoruz. Eğer kimse düzenleme yapamasın derse kendi özel kullanımım için diyoruz. Eğer başkaları da düzenleme yapabilsin, paylaşım yapabilsin dersek herkes not gönderebilir diye seçeneğimizi tıklıyoruz ve bir tuval oluşturun diyoruz. Evet, müzik 2 yapalım. Evet, şu an karşımızda boş bir panomuz bulunuyor. Öncelikle bir not ekleyelim. Buradan not kağıdına tıkladığımızda buraya istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz. Bu yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü şu gördüğünüz A harflerinden ayarlayabiliyorsunuz. Rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Eğer ikon eklemek isterseniz hemen yazının başında görünecek bir ikon ekleyebiliyorsunuz. Tarih ekleyebiliyoruz buradan. Şöyle tarih ekleyebiliyoruz ve post dediğimizde artık notumuz panomuzda yer alıyor. Bunu bu şekilde istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz ve şu üst orta kısma geldiğimizde bir iğne çıkıyor. Buna tıkladığımızda da artık buraya yerleşmiş oluyor. Eğer tekrar tıklarsak bunu kaldırıp tekrar hareket ettirebiliyoruz. Biz bunu iğneleyelim. Evet, şimdi bir tane daha not eklemek istiyorum. Evet, bu notumu şöyle koydum. Bakın şu sağ alt tarafta eğer düzenlemek istiyorsanız ilk kutucuğa tıklayabilirsiniz. En sondaki tike tıkladığımızda da notu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunu göstermek istemiştim. Evet, gelelim fotoğraf eklemeye. Şimdi panomuza fotoğraf ekleyeceğiz. Bu simgeye tıkladığımızda bilgisayarımızdan bir fotoğrafı çok rahat bir şekilde ekleyebiliyoruz. Biz projemizin logosunu ekleyelim. Fotoğrafın boyutunu buradan seçebiliyorsunuz. Small, medium ya da large olarak istediğinizi seçip büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine post dediğimizde fotoğrafımız panomuzda yer alıyor. Bunu da istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Ve panomuza iğneleyebiliyoruz. Şimdi video nasıl ekliyoruz? Bu simgeye tıkladığımızda YouTube ve Vimeo linklerini ekleyebiliyoruz. YouTube'dan hemen linkimizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz ve post diyoruz. Evet, videomuz bu şekilde geldi. Bunu da şuraya yerleştiriyorum ve play bastığımızda videomuz oynuyor. İstersek bir belge, dosya ekleyebiliyoruz. Bu simgeye tıkladığımızda dosya seç diyorum. Ve Word dosyamızı buraya koyabiliyoruz. Onu da şöyle koyalım. Buraya link tıkladığımızda da Word dosyamızı bilgisayarımıza indirmiş olabiliyoruz. Ve bu panoyu gören herkes de o Word dosyasına ulaşabiliyor. Evet, bu da şeffaf not. Buraya projemizin başlığını yazalım. Şu şekilde arka plansız not eklemek istiyorsak şeffaf not seçebiliyoruz.
Evet, tablomuzun sol alt kısmında diğer yaptığımız panolara ulaşabiliyoruz buradan. Sağ alt kısımda gördüğünüz gibi bir ekran var. Buradan da panomuzun aşağıya, yukarı istediğimiz yerine götürüp, yakınlaştırıp, uzaklaştırıp oraya ulaşabiliyoruz. Evet, eğer Show Private dersek bu panomuzu gösteriyor. Highlight'a basarsak bununla da yine istediğimiz ekleme çıkarmaları yapabiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Ve daha sonra çıkış yapmak için bu simgeye tıklıyoruz. Evet, Linoid bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir dijital pano aracı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.